Merhaba arkadaşlar geldik Türk tiyatrosunun 3. ünitesine. Bir önceki videolarda köyde kırsalda gelişen tiyatroya bakmıştık. Şimdi kentlerde gelişen tiyatro geleneği, Karagöz, orta oyunu, meddah'a değineceğiz. Bundan sonra da artık dönemlerden itibaren, Tanzimat'tan itibaren Türk tiyatrosunun gelişim seyrine bakacağız. Geleneksel tiyatromuzun önemi, Osmanlı döneminde Bursa, Edirne, İstanbul gibi kentlerde gelişen meddah, Karagöz Karagöz Orta Oyunu Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu'nun belleğini, hafızasını, temel yapı taşını oluşturan kaynaklardandır. Hiç inkar edilemez bir gerçektir. Türk Tiyatrosu'nun, modern Türk Tiyatrosu'nun Muhsin Ertuğrul'un e, başta olmak üzere Muhsin Ertuğrul tarafından oluşturulan e, modern Türk Tiyatrosu'nun temeli geleneksel Türk Tiyatrosu'na kentlerde gelişen ve kırsalda köyde gelişen tiyatroya dayanmaktadır. Karagöz Orta Oyunu Metta ve kaynakları. Gölge oyununun çıkışının Java adasından Hindistan'dan veya Çin'den olduğu konusunda çeşitli tezler ileri sürülmekte. Bir gölge oyunu olan Karagöz hakkındaki en güçlü tez bu gölge oyununun Yavuz Sultan Selim'in hükümdarlığı döneminde Osmanlı ülkesine ama daha doğrusu başkente İstanbul'a geldiğine dair bir bilgidir. Karagöz'ün ve Acıvat'ın gerçekten yaşamış olduğuna dair çeşitli söylentiler vardır. Bunlardan biri Sultan Orhan döneminde, diğeri de Yıldırım Beyazıt döneminde Hacivat'ın duvarcı, Karagöz'ün demirci olarak çalıştığına ilişkindir. Orta oyununun Kanuni Sultan Süleyman döneminde akıl hastanesindeki hastaları oyalamak için çıkmış bir gösteri olduğuna dair bir söylenti de vardır. En yakın anlamıyla orta oyunu orta yerde oynanan oyun olarak kabul edilmektedir bir meydanın içinde. Orta oyunu da Karagöz gibi İstanbul'da gelişmiş ve yaygınlaşmıştır. Orta oyunu için hayal oyununun Perdeden yere inerek üçüncü boyut kazanmış halidir denilebilir. Şunu unutmayın arkadaşlar orta oyununda kukla yok. Orta oyununu gerçek kişiler oynar. Kesinlikle bunu aklınızdan çıkarmayın. Bakın kare gözde bir perdenin arkasında hayalbaz adı verilen bir kişi ellerine o kuklaları takarak perdenin arkasında ışık vererek oynatır. Ama orta oyununda kesinlikle böyle bir şey yok. Orta oyununda gerçek kişiler vardır. Araç ve yöntem açısından kara gözden ayrılan orta oyunu konu ve oyun kişileri açısından da benzer özellikler taşır. Hikaye anlatma sanatının Osmanlı dönemindeki yansıması olan meddah ve meddahlık geleneği ise yine Bursa, Edirne, İstanbul gibi başkentlerde yaygınlaşmıştır. Hikaye anlatma geleneği hikaye anlatanlar, halk hikayecileri, taklit yapanlar yani mukallitler hem hikaye anlatan hem taklit yapanlar meddahlar olarak ayrılır. Çok Kişili olayların çeşitli kişisel ilişkilerin dramatik bir yolda canlandırılması senaryoların orada bulunan seyirciye göre ve e, içe doğuşla geliştirilmesi Mettah'ı <laughs> hikayecilerden ayrıp oyuncu konumuna getirmektedir. Sonuç olarak daha çok Osmanlı'ya başkentlik yapmış kentlerde gelişen Mettah Karagöz ve Orta oyunu İstanbul kültürünün simgeleri olan tiplerin ilişkilerinin birbirleriyle olan münasebetlerinin eee işlendiği türlerdir. Bunu burada bırakalım. Uzun bir konu var. Onu da bir sonraki videoda göreceğiz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.